18 yıldır bu ülkeyi yönetenler bunu yapmadı. Hatta bir yıl önce böyle bir şeyin yapılması yanlıştır diye konuşma yapıldı, bugün yaptı. Danıştay'ın almış olduğu kararın arkasına sığınarak Ayasofya açıldı denmesi bile yanlıştır. Bazı eyyamcı kanallar, TV'ler, efendim ilk defa ezan okunuyor, ilk defa namaz kılınacak. 30 yıldır orada namaz kılınıyor. Hem de büyük harflerle, özellikle büyük harflerle Ayasofya Kebir Camii diye tapu düzenleniyor. Yıl 1936'da. Her birinizi aslında Türkiye'nin gündemine dönmeye de davet ediyorum. İşsizlik gündemi vardır, yoksulluk gündemi vardır, Türkiye'nin açlık gündemi vardır. Bir kere Ayasofya benim aklımda, benim vicdanımda, tarihi bilgimde 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği günden beri Ayasofya camidir. Benim gündemimdeki, benim vicdanımdaki tanımı budur. Hayatımın her evresinde ben oraya Ayasofya Camii dedim. Aynı zamanda İstanbul medeniyetinin dünyaya mal olmuş bir değeridir. Onun için ben bütün konuşmalarımda ifadem Ayasofya Camii diye derim. Birçok ifademi tarayıp bakabilirsiniz. Bakın, burada bu noktada bilinmeyen ya da bir şekilde farklı kullanılmaya çalışılan, özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemiyle alakalı çarpıştırılma mücadelesi gibi bunu ortaya bilinçli koyan, bence tarihin hassasiyeti ve bilgisinden uzak bir duruşla bugünün siyaset sarmalının içinde çok becerikli kelimeler olduğunu düşünerek ifade eden insanlara şunu söylüyorum. İstanbul'un kadim varlığının bizimle, bizim topluluğumuzla, Türk milletiyle buluşmasının birinci anı 1453'tür. 29 Mayıs 1453, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi. Ancak öyle büyük tehdit altına girmiştir ki İstanbul ve yakın topraklarımız, başta Trakya ve Anadolu olmak üzere, tam 5 yıl bu kadim kent işgal altında tutulmuştur. Buraya girenin ve çıkanın dahi pasaport işlemlerini, giriş çıkış işlemlerini yapanlar ya İngiliz komutanlar idi ya da Fransız komutanlardı. Dolayısıyla buradan işgal kuvvetlerinin kovulmasının tek sebebi vardı. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün milletle beraber, silah arkadaşlarıyla beraber topyekün, hepimizin ceddi, hepimizin atası, dedesi, ninesi, ortak mücadeleyle, hatta bazılarımızın evinde yaşayan insanın kalmadığı bir büyük mücadeleyle tekrar Fatih'in bize emaneti olan İstanbul'u İstiklal Savaşı'nı kazandıktan sonra işgal kuvvetlerinin bu şehri terk etmesine zorunlu kılarak 16 Ekim'de tekrar İstanbul'un bizim topraklarımıza dönüşmesi sürecidir. Bu süreç olmasaydı gerçekten bambaşka bir ortamda olabilirdik. Allah korusun. Buna hiçbirimiz tahammül edemeyiz. Her birimiz özgürlüklerimize, başta inanç özgürlüğümüze, yaşam özgürlüğümüze o kadar tutkuluyuz ki hiçbirimiz buna asla müsaade etmeyiz. Bu yönüyle bu noktada bilinmeyenleri bilmek adına, istemeyenler için size bir belge göstereyim, ısrarla bilmemek adına, bir Türkiye Cumhuriyeti tapu senedidir. 19 Kasım 1936 tarihli. Vasfı ibaresinde türbe, akaret, muvakkithane ve medrese-i müştemil diye tarif edildikten sonra hem de büyük harflerle, özellikle büyük harflerle Ayasofya Kebir Camii diye tapu düzenleniyor. Yıl 1936'da. Yani bu tapuda buranın ne olduğu yazılıyor.
Buranın ne şekilde tariflendiği yazılıyor. Değerli dostlar, bu tapunun yapılma tarihi 19-11-1936. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde. Yani toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmenin hiçbir anlamı yoktur. Türkiye'de muhafazakar olduğunu ifade eden bazı eyyamcı kanallar, TV'ler, efendim ilk defa ezan okunuyor, ilk defa namaz kılınacak. 30 yıldır orada namaz kılınıyor. Ben orada bir vakit namazı kılmış bir insanım. Yıllar önce. 30 yıldır içinde mescit var, girersin kılarsın. Orada beş vakit ezan okunuyor. Şimdi bugünün gündeminde acaba bunu söyleyenler Ayasofya Camii ibadete açılması üzerinden, yani olmayanı olmuş gibi göstermek, olmuşu olmamış gibi göstermek tümüyle suni gündem yaratmaktır. Dolayısıyla ben Danıştay bir karar almıştır. Danıştay bir karar almıştır. Danıştay'ın almış olduğu kararın arkasına sığınarak Ayasofya açıldı denmesi bile yanlıştır. Çünkü ben size bir şey söyleyeyim mi? Zaten bu karar alınırdı ve yapılırdı. Ha, böyle bir yöntem seçildi. 18 yıldır bu ülkeyi yönetenler bunu yapmadı. Hatta bir yıl önce böyle bir şeyin yapılması yanlıştır diye konuşma yapıldı, bugün yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkeme, milletime manevi huzur getirecekse, dünyadaki her ülkede, her inanca da manevi bir huzur ve maddi manevi huzur ve temirat katacaksa, çünkü İstanbul'un öyle bir etki gücü vardır, gerçekten hayırlı uğurlu olsun. İstanbul çok önemli bir merkezdir. Bu yönüyle karar hayırlı olsun derken her birinizi aslında Türkiye'nin gündemine dönmeye de davet ediyorum. Türkiye'nin işsizlik gündemi vardır, yoksulluk gündemi vardır. Türkiye'nin açlık gündemi vardır. Bu gündemler üzerinde tartışılan bir siyasi ortam hayal etmekteyim. Bu benim hayalimdir. İnşallah bundan sonra yurt dışına da şunu söylemek isterim. Yurt dışında İstanbul kentinin şehri emini olarak bu noktada şu bilinsin ki Ayasofya ilgili kararın Türkiye'nin kendi egemenlik hakları üzerinden almış olduğu bir karar olduğunu ve buna hiç kimsenin müdahale etme yetkisi olmadığını bütün dünyaya duyururum. Bu kararla Müslüman yurttaşlarımızın veya ülkemizi ziyaret eden misafirlerimiz için inançlarının gereğini yerine getirmeleriyle ilgili hiçbir sıkıntı ve olanaksızlık yoktur. Bu kararla Ayasofya Camii, özellikle UNESCO'ya bir uyarı da yapmak isterim ki eğer bizi zedeleyici bir karar alma girişimi varsa bu bizim takibimizdedir. UNESCO kararları çerçevesinde aykırı bir işleme de tabi tutulmamaktadır. Yine ibadet saatleri dışında Ayasofya Camii
ibadet alanları dışında ziyarete açık olacaktır. Dolayısıyla ülkemizde 398 kilise, 38 sinagog, 3 havra dini vecibeleri yerine getirmek üzere açıktır. Bu ibadet mekanlarına dini vecibeleri yerine getirme konusunda da hiçbir kısıtlama yoktur. Dolayısıyla biz Avrupa'nın veya dünyanın başka yerlerinde bu konuyu kendine malzeme edip Müslüman insanlarımızın ibadetlerine dönük olası bir yanlış hareketi kınarız ve buna dönük toplumumuzun bir bütün olduğunun da altını çizmek isterim.